satışta en önemli şey gülümse. Bedende bir numaralı şey gülümse. Çünkü gülümsediğiniz zaman karşıya doğru enerji verirsiniz ve karşıya açık olduğunuzu göstermiş olursunuz. İkinci konu ise göze bakmaktır. Bir insanın gözüne baktığınız takdirde güven uyandırırsınız. Eğer gözünüzü kaçırıyorsanız sürekli karşıdaki insan size güvenmeyecektir. Sizin samimi olmadığınızı düşünecektir. Yani gülümsemek ve göze bakmak bence satıştaki en önemli beden dili. Daha sonra ne var? Gördüğünüz gibi ben ellerimle konuşuyorum. Enerji eldedir. O yüzden konuşurken mümkün o kadar ellerinizi kullanmaya çalışın göze bakaraktan. Daha sonra ise mümkün olduğu kadar ses tonunuz üzerine çalışın. Çünkü ellerinizi çok hareketsizsiniz de konuşmada sözcükleri sonuçta ses tonunuzda bir şekilde vurguluyorsunuz. O yüzden ses tonunuzdaki vurgular, sessizliği nasıl kullanmadınız, kelimeleri nasıl kullandınız karşılığına etki sağlayacaktır. Bedenle baktığınız zaman bedenliğinin %55'i baktığınız zaman görseldir. Yani bedende kişinin elleri, kolları, fiziği, jestleri, mimikleri, giydiği her şeydir. %37'si ses tonudur beden dilinde ve en sonunda sözcüklerdir. Fakat beden dilinde sözcüklerden daha önemlisi insanın sözcükleri yaparken ki kullanmış olduğu beden dilidir. Çünkü eğer sesinizde, ses tonunuz, beden diliniz kullanmış olduğunuz sözcüklerle bir bütünlük sağlamıyorsa, yani örnek olaraktan ben çok iyiyim dediğiniz zaman, yani ben çok iyiyim dediğiniz zaman karşınızdaki insan sizin öncelikle bilinçaltı beden dilinize bakacaktır. Beden dili beyin açısından daha önemlidir. Sözcükleriniz daha sonra gelir. O yüzden beden dilindeki önemli şey bir göze bakmak. 2. Göz teması. 3. ise açık beden dili. 4. ise ellerin iyi bir şekilde kullanılması. Ve ses tonu ve sözcükleri ise yaparken burada gerekli vurguların ve ses tonundaki ayarlamanın yapılmasıdır.